Yelek yanılmıyorsam değil mi? Kızlar, Ejderha desen de evet, kızıl. kızlarımdan hep Ha, kızıl ejderha. kızlarımdan armağan Peki. diyelim. Güle güle kullanın. Sağ olun. Çok güzel. Teşekkür ederim değerli izleyiciler. Merhaba. Merdan Bey ara sıra böyle bana sataşır. Fularıma, yeleğime sataşır. Ama hocam göz dolduruyor bakar mısınız? Işıldıyor. Ne yapabilirim? Efendim, hedef saptırıyor. Şimdi değerli izleyiciler. Yani aslında hani o kadar her şey kötü ve o kadar büyük bir baskı altında ki Türkiye. İnsanlar artık bizim gördüğünüz gibi Merdan Bey'le aramızdaki bir takım rahatlatıcı şakalara, esprilere falan sığınmaya başlıyor insanoğlu. Türkiye'de insan kızı, insanlar. Şimdi değerli izleyiciler bakın bu Merdan Bey'le başladı bu olay. Yani bu olay 14-28 Mayıs seçimindeki ne kadar gerçek olduğu tartışmalı olan, ne kadar haklı olduğu ele, yani ne kadar meşru olduğu ele tamamen çok tartışmalı olan. Çünkü propaganda dönemi, seçim öncesi dönem ne adil, ne şeffaf ve ne de özgür tabii. Yani bütün bir devlet, demokratik muhalefetin karşısında bütün bir devlet her şeyiyle, derinliğiyle, açığıyla, şeyiyle, valisiyle, kaymakamıyla işte falan, bütün medyasıyla artı yalan videolar, yalan dezenformasyon, yani şeyle PKK liderleriyle. Dün hocam bir tezgah açıkladık değil mi? Yani yalan video, trollerin yaygarası, Evet. savcılık resmen harekete geçiyor. Evet. Tezgah bu. Evet. Aynen şimdi bu aynen devam ediyor. Şimdi bu aynen devam ediyor. Bu böyle seçim böyle kazanıldı. Böyle kazanılan seçimin arkasından Merdan Yanar da söylediklerinin, kastettiklerinin tam aksi iddia edilerek hapse atıldı. Tam aksi. Yani tam diyor ki siz AKP iktidarı onun temsilcisi diyor. PKK lideri hapiste olan kişiyi övüyor. Yeni bir şey peşindesiniz herhalde diyor. Merdan Yanar da PKK liderini övmekten içeri atılıyor. Yani tam kastettiğinin aksi plan. Bu kendisi de onu söyledi. Belki onu fazla aşırı bir komplo teorisi diye görenler olabilir. Bu yeni dönemin yani 14-28 Mayıs seçimleri sonrasının habercisi dedi kendi tutuklanması için, tutuklu yargılanması için Merdan Yanar'da. Çok doğru bir tespit olduğunu görüyoruz. Şimdi arkasından gelenlere bakın. Yani Türkiye yüzyılı Cumhuriyet'in 100. yılını gölgelemek için icat edilmiş bir parti sloganı. Bakın bu bir parti sloganı kardeşim. Bunu devlet mevlet diye yutturmaya kimse kalkmasın. Bu bir parti sloganı. Bu bir parti liderinin büyütüldüğü, parti liderinin Hocam diyelim ki hocam mecliste mutabakatla diğer partilerle görüşülerek alınmış bir karar ve çizilmiş bir strateji olsa tamam. tam onu söylüyorum. Yani Ama değil. Türkiye yüzyılı sloganı katiyen milli iradeyi filan, meclisi filan, Türkiye'yi filan temsil eden bir şeydi. Türkiye yüzyılı sloganı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin icat ettiği ve de Cumhuriyet'in 100. yılına karşı onu gölgelemek için kullanılan bir slogan, bir partinin sloganı. O kadar. Yani o partinin genel başkanı ayrıca Cumhurbaşkanı olduğu için parti devleti haline gelen şahsım devleti olan Türkiye için o kullanılıyor falan falan ama onların hepsi sonradan bu bir parti sloganı. Ve her parti sloganı gibi eleştirilir. Üstelik içi boş. Dün söyledim ben yani bıkmam usanmam tekrar söylemeyi düşündüm ama sonra vazgeçtim. Yani nedir Türkiye'nin dünya klasmanındaki yeri? Kaç ülke arasında kaçıncı geliyor demokraside, efendim medya özgürlüğünde, refahta, mutlulukta filan?
150-160 ülke arasında hep 100 küsurcu filan. Yani bir tanesi 90 galiba küsur, öbürleri hep 100 küsurun sıra, en alt sıralarda geliyor yani. Garip garip şeyler. Yani tamamen içi boş bir propaganda. İçi boş bir propaganda. Gayet net bu. Olabilir, hiç itiraz yok. Her parti, özellikle iktidar partisi boş vaatler yapabilir. Boş vaatlerin sloganlarını yapabilir. Efendim, uçmayan uçaklar göklerde diye bilmem afiş asabilir filan. Bunlar bilinen şeyler, yapılan şeyler. Bütün dünyada da yapılıyor, Türkiye'de de yapılıyor. Alıştık artık. Hocam, ama demokratik ülkelerde böyle yalan söylenmez. Cesaret edemezler çünkü hemen boş olduğu çıkar. Yani Türkiye gibi diktatörlük ya da diktatörlüğe sürüklenen ülkelerde olur. Ama esas olan şu. Esas olan şu. Böyle bir slogan, içi boş bir propaganda sloganı bir öğretmen tarafından üstelik masal diye nitelenip çok nazik ve çok terbiyeli bir niteleme. Çok nazik ve çok terbiyeli bir niteleme. Türkiye yüzyılı masalı sözü, çünkü başka, şimdi burada kullanmak istemediğim çok başka sıfatlar söylenebilir. Türkiye yüzyılı abartısı denilebilir, propagandası denilebilir, içi boş sloganı denilebilir, başka şeyler söylerim, daha ağır nitelemeler yapıyor. Gayet zarif, tam bir edebiyatçı, bir öğretmene yakışır, masal diyor. Çok hoş bir şey, hoş bir terbiyeli ve nazik bir eleştiri. Dedi diye ve sloganı eleştirdi diye ve Türkiye'nin sorunlarını saydı diye, ki en önemli sorun sığınmacılar sorunu, onlara yapılan harcamalar sorunu, yargının yaptığı yanlışlar sorunu filan. Onu içeri alıyorsun. Arkadan MIT'in raporunu haberleştirdiği diye Tolga Şardan diye çok ünlü ve yazdığı haberlerle, verdiği haberlerle hep doğruları söylemiş olan, hep böyle bir takım şaibeli, gizli kapaklı konuları açığa çıkarıp büyük skandalları kamuoyuna anlatmış olan bir kalemi tutukluyorsun. Hem de bilmem halkı kin ve nefret, işte bilmem devletin bilmem falanı filanı diye. Hocam, gerçek olmayan haberi yani alenen yaymak. Neyse, şimdi öbür bir çocuk daha, Halk TV'den birisi daha. Şimdi o tahliye edildi demiş de tahliye edilmemiş. Yahu, ya akıl var, izan var. Bir yalanlama yayınlarsınız. Herkes yanılabilir, herkes yanılabilir. Ben en çok yanılabilen, kendimi en çok yanılanlardan, yanılabilen, yanıltılabilen ve yanılan biri olarak ben kendimi görürüm. Ve hep kendimi kontrol ederim. Benim babadan bildiğim bir şey var. Ben hep bildiğim şeyler için ansiklopedilere bakarım. Ya bir yanlış bir tarih söylemeyeyim, bir yanlış isim söylemeyeyim diye. Ben akademisyenim, bilim insanıyım. Birisi bana bu söylediğin yanlış dedi mi de herhalde dururum, bakayım derim, haklısın derim. Şimdi herkes yanılabilir. Bunun cevabı, hele hele böyle tahliye edilmemiş birisi için tahliye edilmiş diyorsa tak diye bir açıklama yollarsın. Bu gazeteci yanlış bilgi veriyor. Tahliye edildi dediği kişiler tahliye edilmemiştir dersin, biter. Hayır, ne oluyor? Hayır, hiç tam tersi oluyor ama. Yani doğru haberlere yargı aracılığıyla para verilerek, bakın, doğru haberlere yargı aracılığıyla para verilerek yasak getiriliyor. Ha, kim diyor bunu? Ben demiyorum. Ben demiyorum. Cumhuriyet savcısı söylüyor. Kime söylüyor? HSK'ya söylüyor. Bütün yargıçları ve savcıları tayin eden kurula söylüyor. Diyor ki, burada parayla yasak getiriliyor haberlere diyor. Yani doğru habere parayla yasak getirteceksin. Ama yanlış haber, hakikaten yanlış olabilir, bilmiyorum. Ayrıca yarın daha ayrıntısını öğreniriz. Ben bu tam her şeyine o haberin hakim değilim ama çocuk tahliye edildi demiş, meğerse tahliye edilmemişmiş. Açıklama yaparsın, tahliye edilmemiş diye biter. O tutuklanıyor, gözaltına alınıyor, affedersiniz, bırakılıyor. O tutuklanmıyor, o bırakılıyor. Tolga Şardan tutuklanıyor. Bu arada Anayasa Mahkemesi'nin
hak ihlali olduğunu iddia ettiği, karar verdiği iddia ettiği değil, hak ihlali olduğuna karar verdiği iddiayı haklı bulduğu Can Atalay, milletvekili Can Atalay, İnsan Hakları Komisyonu üyesi mecliste, yarın öbür gün benim, sizin, Merdan Bey'in, şunun, bunun, ne bileyim, herkesin haksızlık, hukuksuzluk yapılan KYK'lıların, ne bileyim, hamile içeri atılanların filan, bütün kadınların, erkeklerin haklarını savunacak bir milletvekili, kendi hakkı ihlal edilerek hapiste tutuluyor, zorla. Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı hapiste tutulduğu için zorla tutuluyor demek, zorla. Böyle devlet olur mu? Böyle devlet olur mu? Şimdi bakın, hepsi bir arada bunları. Yani Merdan Yanardağ'la başlıyor. Efendim işte Barış Pehlivan'la devam ediyor. Onu unutmayalım. Onun hakkından yararlandırmıyorlar. Şartlı tahliyesinden yararlanabilirken yararlandırmıyorlar, içeri atıyorlar. Arkadan bir zincir gibi efendim işte öğretmen geliyor. Gayet nazik, terbiyeli bir söylemle bir şeyleri eleştirdi diye. Arkadan Halk TV'nin elemanı, arkadan Tolga Şardan'ın tutuklanması, Can Atalay'ın hapiste rehin tutuluyor diyorlar, esir tutuluyor diyorlar. Her şeyi söyleyebilirler. Ve şimdi sıkı durun. Şimdi sıkı durun. Merdan Bey'e sözü veriyorum. Ve bütün bunlar olurken Türkiye'den kaçan sermayeyi, sadece yabancı sermaye değil, dikkat edin, bilerek söyledim. Türkiye'den kaçan sermayeyi, yerli sermaye de kaçtı. Pek çok holding merkezini Londra'ya götürdü. Paralarını yurt dışına aktardı korkudan. Çünkü bir de yasa çıkarıldı şimdi, tapulu evini elinden alıyor deprem bölgesindesin diye. Korkunç bir şey. Ve kötü yönetimden dolayı efendim faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur denilen yanlıştan dolayı iflas etmiş olan, ekonomi için para arayan, yatırım arayan, ben diyor borç aramıyorum, ben diyor yatırımcı arıyorum diyor, tamam. Bir Maliye ve Hazine Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ne diyor? Bulamadık, satacağız diyor. Neyi satacak? Sizin, benim, bizim babalarımızın, dedelerimizin paralarıyla yapılan yolları, yine sizi, beni, çocuklarımızı ve belki torunlarımızı borçlandırılarak yapılan... Hocam ona ayrıca gireriz isterseniz. Hayır, uzunca. Şimdi size veriyorum. Ve yapılan yatırımları satıyor. Şimdi bu iki olayın, ayrıca değil, aynı, bilhassa söylüyorum. Bu iki olay birbiriyle doğrudan bağlantılı. Senin devletinde hukuk devleti yoksa, sermayenin veya insanların özgürlüklerinin güvencesi yoksa ne borç bulabilirsin ne yatırımcı bulabilirsin. İkisi tamamen aynı şey. Bakanını yollayacaksın, sermaye ve şey arayacak, fon arayacak ama içeride insanlara nefes aldırmayacaksın. Olmaz. Buyurun efendim. Şimdi değerli seyirciler, gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanmasının günün en önemli olayı olduğu ortada. Şimdi gazeteci Tolga Şardan polis ve adliye haberleriyle, polisiye ve adliye haberleriyle tanınan, bilinen bir gazeteci. Çok riskli bir alandır. Ben polis muhabirliği, polis haberleri muhabirliği yaptım. Adliye muhabirliği de yaptım mesleğe ilk başladığım günlerde Günaydın Gazetesi'nde. Bilirim, risklidir, dikkatli olmak gerekir. Manipülasyon açıktır, yönlendirmeye açıktır. Çeşitli kanatlar ve ekipler bunu kimi gazetecilerle yakınlık kurup onlardan yararlanmaya, onların imkanlarını kendi hesapları için kullanmaya çalışırlar. Tolga Şardan bu nedenle bu alanda yetişmiş, deneyimli, tecrübeli gazetecilerden biridir. Ciddi ve önemli haberler yapıyor. Tutun ki böyle. Yani bu haber tutun ki doğru değil. Bunun sebebi tutuklanma olabilir mi ya? Bir açıklama yaparsınız, yalanlarsınız. Bakın, bu ülkede birebir MIT raporunu yayınlayan gazetecilere İrfan Taşdemir'dir. Hürriyet'te çalışıyordu. Hürriyet o raporu, o MIT raporunu yayınlama cesaretini gösteremediği için ayrıldı gitti. 2000'e Doğru dergisinde yayınladılar. Ve yılın gazetecisi ödülünü aldı. Ve ardından hükümet çöktü. Çünkü o raporda söylenen şeyler doğruydu.
Bu nedenle hiç kimse hakkında tutuklama kararı verilmedi. Sadece idari soruşturma açtılar MİT içinde. Bu haberi kim, hangi görevli sızdırdı diye baktılar. Kaldı ki bu tutuklama ve telaşın Tolga Şardan'ın haberinin büyük ölçüde doğru olabileceği izlenimini yarattığını da belirtmek isterim. Yargıda çürümeden söz ediyor. Emre Hoca'nın biraz önce anlattığı neydi? Yargıda çürüme. Öyle değil mi? Anadolu Savcısı Uçar. Cumhuriyet Başsavcısı. Başsavcı İsmail Cumhuriyet Uçar. Başsavcısı. Aynen aynen. Şimdi burada Tolga Şardan zaten haberinin girişinde onu söylemiş. Artçı sağ İsmail Uçar'ın diyor ki, haberinden bir bölümünü okuyalım. Belli ki bu haber artık yasaklı kapsamına girdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği dilekçenin artçı sarsıntıları devam ediyor diye başlamış haberine. Haber burada. Tamamen çıkarttık haberi. Burada haber. Haber burada. Satır satır okudum, dikkatli okudum. Emre Hoca geldiği zaman hala okumaya, tekrar bir gözden geçirmeye devam ediyordum. Ne var diye. Haberde somut, hiç kimseye dönük bir suçlama yok. Genel bir değerlendirme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MİT'e görev vererek hakimler ve savcılar hakkında, adliyeler hakkında ortaya çıkan çeşitli iddialar ve suçlamaları araştırdığı belirtilen bir haber. Ve diyor ki işte MİT bu konuda bir rapor hazırlamış ve bunu Cumhurbaşkanı'na sunmuş. Diyebilirsiniz ki hayır sunmadı, böyle bir şey yok. Yalan dersiniz, bir açıklama yaparsınız. Cumhurbaşkanı'nın sözcülüğü bir açıklama yapar. Veyahut MİT basın sözcüsü ki artık daha önce Cumhurbaşkanlığı sözcüsüydü biliyorsunuz İbrahim Kalındır, MİT başkanı şimdi ya da eski deyimle müsteşarı. Hayır böyle bir rapor yok dersiniz. Ama halkı yanıltıcı haberi alenen yaymak gibi bir suçlamayla tam böyle. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun unsurlarının oluştuğu ileri sürülerek Tolga Şardan tutuklanıyor. Bu haber doğrudur, ya doğrudur ya yanlıştır. Yanlışsa söylersiniz, bir açıklama yaparsınız. Ve cevap hakkı nedeniyle yayınlanmamışsa gazetesinde, örneğin burada T24 haber portalı, internet sitesi söz konusu yayıncı kuruluşu olarak, onun hakkında dava açarsınız. Ama bu nedenle bir haber nedeniyle hiçbir gazeteciyi suçlayamazsınız. Basın konseyine şikayet edersiniz. Basın konseyi eğer yalansa bu haber, o gazeteci hakkında kınama kararı verir, çeşitli yaptırımlar uygular. Bir gazeteci için en ağır cezadır o. En ağır cezadır kınanmak, yanlış, manipülatif bir haberi yaymaktan dolayı kınanmak en ağır cezadır. Ama tutuklamazsınız. Şimdi ortada bir gerçek var. Adliyelerde çürüme yok mu? Biraz önce söyledik, şöyle bir tezgah yok mu, kirli bir tezgah? Emine öğretmeni niye gözaltına aldınız? Sosyal medyada ahlaksız, ağzı bozuk bir troller sürüsü var, bir güruh var. Onlarla bir kampanya, bir linç kampanyası başlatılıyor iktidara muhalif olanlara karşı. Kendilerini tehlikeli gördüğü, bir tehdit olarak algıladığı kişilere karşı. Bunu toplumsal infial sayan savcılık harekete geçiyor. O kişi hakkında gözaltına alma kararı veriyor veya soruşturma kararı veriyor. Sulh hakimliğine sevk ediyor. Sulh ceza hakimliği, bakın mahkeme bile değil, hakimlik. Ya adli tedbirle serbest bırakıyor ya tutukluyor. Ama her halükarda siz topluma bir gözdağı vermiş oluyorsunuz. Demokratik hak ve özgürlüklerin alanını daraltıyorsunuz. Bütün bunlar nedir biliyor musunuz? Geleceğe yönelik bir içtihat oluşturma çabasıdır. Demokratik hak ve özgürlüklerin alanını daraltmaktır. Siyasetin alanını daraltmak bir patrimonyal sultanlık ya da istomofaşist bir rejimin yolunu döşeme çabasıdır. Tolga Şardan'ı niye tutukladınız gerçekten? Haber burada. Haberde çeşitli adliyelerin adını vererek buralarda kimi yasa dışı, hukuk ilkelerini çiğneyici nitelikte, adliyeyi yaralayıcı, verilen kararlara gölge düşürücü nitelikte bazı işlerin ve işlemlerin yapıldığını, bazı tezgahların döndüğünü söyleyen bir haber. Yani dikkatli bir şekilde özetlemeye çalışıyorum hocam, içine girmeden abi. Tabii anlıyorum tabii. Bir haber, bir kulis haberi, bir bilgi haberi. Yahu ben raporun tamamını yayınladılar diyorum. Bakın 2000'e doğru dergisine bakın, İrfan Taşdemir
altın kaçakçılığını araştırmak için bir haber hazırlıyor. MİT'e gidiyorlar. Hürriyet'te MİT'le ilişkileri olan, yani MİT'ten haber alan bir başka muhabirle birlikte. Ya bırakın altın kaçakçılığını, biz size daha iyi bir dosya verelim diye bunu veriyorlar. İrfan Taşdemir açıkladı nasıl bu dosyaya, o rapora ulaştığını. Hürriyet gazetesi cesaret edemiyor. 2000'e doğru dergisi o dönemde etkili bir haber, haftalık haber dergisiydi. Ve yayınladı, tamamını yayınladı. Kimse tutuklanmadığı gibi yılın gazetecisi seçildi İrfan Taşdemir. Ödül aldı. Üstelik de o raporda isimler geçiyor, kişiler geçiyor, para geçiyor vesaire. İşte uyuşturucu trafiğinden söz ediliyor. Çok sayıda iş var. Yani komplolardan söz ediliyor, şantajdan söz ediliyor. Böyle bir rapor. Girin internete göreceksiniz. Bir şey daha hatırlatalım. Çok buyurun. Doğru. Abi çok bir cümle. Buyurun. Oslo zabıtları açıklandı ya. Oslo zabıtlarının tam metni Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı. O sırada şimdi Allah rahmet eylesin patron babayı aradı. Şimdiki Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan'dı herhalde. Azarladı, o da ağladı telefonda, bu da yayınlandı. Hatırlayın. Evet. İşte yasaları düzenlediler. Yok hocam. Yok denen. Şimdi Oslo'yu sızdıran tabii biraz daha şeydi orada. Daha örgütlü bir yapı, bir gazetecilik faaliyeti yoktu orada. Onu Fethullahçı çete sızdırdı. Bir gazetecilik faaliyetinden çok. Ama yayınlandı. Namık Durukan yayınlandı. İşte, ve yayınlandı. O herhangi bir, o gazeteyi hedeflemişler. Milliyet'te yayınlamayı uygun bulmuşlar. Ama bu nedenle kimse tutuklanmadı. İşte onu söylüyorum. Evet, bu nedenle kimse tutuklanmadı, doğru. Bu nedenle kimse tutuklanmadı. Patron azar işitti ama... O da başka bir skandal zaten. Siz kimsiniz ki bir gazete sahibini azarlıyorsunuz? Ama yani buraya doğru giden, yani böyle bir şey yapılabilir mi demokratik bir ülkede bir gazete sahibi? Fakat eğer gazete sahibi tüpçülükten gazete sahipliğine gelmişse olur, azarlanır. Yani çünkü gazeteci ailelerden gelen basın kuruluşları artık medyada kalmadı. Bu yanıyla hocam Tele1 az sayıdaki örnekten biridir. Burası tamamen gazetecilerin kurduğu bir yerdir. Cumhuriyet böyle bir örnektir. Bir gün böyle bir örnektir vesaire. Çok azdır. Sektör dışından gelen, başka işleri olan, iş dünyasında, borsada şirketleri kote olmuş, dolayısıyla kote edilen çok sayıda iş ve işletmenin sahibi olan kişiler aynı zamanda medyaya da girebiliyorlar. Zaten bu yapının da değişmesi lazım. Ben Tolga Şardan'ın bir an önce 7 günlük itiraz süresi var. Yaşadım, somut olarak biliyorum. Avukatların itiraz edeceğini tahmin ediyorum. Bir an önce serbest bırakılmalıdır. Halk TV muhabirinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması ya da takipsizlik kararı verilmesi de önemli bir gelişme, iyi bir gelişme. Ona da aynı suçlama yöneltilmiş. Yanlış bir haberi, bilgiyi alenen yaymak. Neymiş efendim? İki tane suç örgütü liderinin serbest bırakıldığını söylemiş. Başsavcılıkta açıklama yapmış. Hayır, serbest değil. Birisi Edirne cezaevinde, biri Kırıkkale cezaevinde demiş. Bu kadar. Bu açıklama yeter. Soruşturma, gözaltına alma kararı niye? O gazeteci de ilgili internet sitesi de halktv.com.tr alır bunu düzeltir. O açıklamayı koyar ve iş biter. Buyurun hocam. Şimdi işin sırrı niye sorusunda. Niye tutukluyor? Niye tutuklamasa bile gözaltına alıyor? Evine polis yolluyor. Evinde araba yapıyor. İşte böyle baskı bu. Demokrasiden, ileri demokrasiden unutmayın. Hani ileri demokrasi. Buradaki basın özgürlüğü Amerika'da yok filan diye bir zat-ı muhterem böyle püskürüyordu. Hani şeyler, böyle vecizeler söylüyordu. Türkiye'deki medya özgürlüğü Amerika'da yok falan filan diye. İşte bu ileri demokrasi böyle bir şey. Yani öğretmen, gazeteci filan, bunlar yani işte şahsım devleti böyle bir devlet. Şimdi bakın, tam bu arada zamanında, bundan bir 5-6 yıl evvel Hazine ve Maliye Bakanı veya hatta onun üstünde Başbakan Yardımcısı olarak bu mali işlere bakarken Mehmet Şimşek'in söylediği lafı ben buldum, buradan söylemiştim, tekrarlayayım. Diyor ki Mehmet Şimşek 5-6 yıl evvel,
sermayenin gelmesi için, yatırımcı bulmak için diyor, Türkiye'de hukuk devleti lazım diyor. Hukuk güvencesi lazım diyor. Hukuk devleti lazım. Şimdi aynı Mehmet Şimşek, hukuk devletinin yerle bir edildiği, milletvekilinin hapisten çıkarılmadığı, öğretmenin çok masum bir eleştiri metninden dolayı soruşturma yapıldığı, savcılığa evinden alınıp polis marifetiyle savcılığa götürüldüğü, gazetecilerin birinin tutuklandığı, öbürünün serbest bırakıldığı, Merdan Yanardağ'ın 101 yıl, şey pardon 101 ne yıl ne ay, 101 gün hapiste tutulduğu, hem de söylediklerinin tam tersi anlamı söylediklerine montajlanarak güya ahali işte bilmem kışkırtıyor. Hocam program müdürümüz İhsan Demir bana mesaj atmış. Tolga Şardan'ın tutuklanmasına neden olan haberine yayın yasağı da gelmemiş. Evet, buyurun. Evet, evet. Ben de onu söyleyecektim ama. Yayın yasağı yok ben. Evet. İşinize. Yok, yok. Yani şimdi değerli izleyiciler, bir yandan Avrupa kültüründen, Avrupa sermayesinden, Avrupa özgürlüklerinden, Avrupa derken Batı, Batı özgürlüklerinden, Batı demokrasisinden, Batı dünyasından, Batı'nın sermaye hareketlerinden, Batı'nın piyasasından kopacaksınız. Hızla kendinizi bir İslam krallığı, İslam devleti derekesine indireceksiniz. Yani Orta Doğu, Orta Doğu'nun üçüncü dünya ülkeleri derekesine indireceksiniz. Özgürlükleri sınırlayacaksınız. Ondan sonra gidip Batı'ya, ya gelin bak bize lütfen yatırım yapın filan. Bugün veya dün işte yani birkaç bir gün içinde veya birkaç saat içinde Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Ben dedi borç aramıyorum dedi, yatırımcı arıyorum dedi. Gelir mi sana yatırımcı senin ülkene? Senin ülkendekiler kaçıyor. Doktorların kaçıyor ya, doktorların kaçıyor. Çünkü doktorları dövüyorsun ve de doktorları dövme özgürlüğün var diye övünen bir mantalite yarattın. Bir mantalite övünüyor. Diyor ki tabii yaşasın diyor, şimdi çok özgürüz diyor. Doktorları dövme özgürlüğümüz var diyor. Aynı şey öğretmenler. Aynı şey bütün profesyoneller için. Yani inanılmaz bir biçimde meslek ahlakını zedeleyen her türlü tavır bütün doktorlar, işte mimarlar, mühendisler, öğretmenlere karşı bir baskı olarak ve tabii gazetecilere ve televizyonculara karşı bir baskı olarak uygulanıyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin içinde bulunduğu iflas ve demokrasiden uzaklaşma bir sarmal halinde, bir öyle yani sonsuza giden bir sarmal, fasit daire denir ona, kısır döngü, fasit daire halinde birbirini destekleyerek gidiyor. Felaket bir durumdayız ve bunun, ben bu şekilde bu ülkenin gitmesi mümkün değil. Dün konuştuk, onu ben bir cümleyle bağlayayım. Yani Atatürk'ün kurduğu parlamenter demokratik rejimi yıktılar, devleti yıktılar, yerine yenisini kurmadılar. Ha, çünkü... Daha doğrusu kuramadılar. Şimdi onu bağlayacağım işte. Bence kuramadılar da değil, kurmadılar. Çünkü kural yoksa devlet yok, devlet yoksa kural yok. Devlet ve kural olmayınca ne var? Bir kişi var, bir kişi. Şahsım devleti var. O ne derse o oluyor. Onun her dediği de tutarlı mı? Hayır değil. Özellikle dış politikada bir gün hain diyor, bir gün kanka diyor. İç politikada bir gün milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyor, bir gün milliyetçiliği baş tacı ediyor. Dolayısıyla kural yok. Devlet de yok. Ne var? Bir şahıs var. Onun için galiba yıktıkları devletin yerine kuramayacaklar değil, kurmayacaklar bir devlet. Bir kural koymayacaklar. Ne yaparsan cezalanırsın, hapse girersin, ne yaparsan girmezsin belli değil. Ama o şahsa ulaşırsan, ki çok bağırman lazım ulaşmak için, çünkü herkes bunu fark etti. Herkes yani o şahısın yanında olursa kurallar, cezalar ona işlemiyor. Kim en çok bağırırsa, bakanlar arasında,
bürokratlar arasında, politikacılar arasında kim en çok ona biat ettiğini, onun nasıl üstün ve muhteşem bir kişi olduğunu kim en çok bağırarak sesini duyurabilirse ve en hızlı ve en sürekli olarak yaparsa o işte o her şeyden masum. O her şeyden masum. Dolayısıyla işte bu çürüme bu. Çürüme bu. Buyurun efendim. Değerli seyirciler, birkaç konu daha var. Bu yargıdaki çürümeyi daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Gazeteci Tolga Şardan derhal serbest bırakılmalıdır. Derhal. Bu habere yayın yasağı da gelmemiş. Şimdi yayın yasağı koymadığınız bir haberi yazan gazeteciyi tutukluyorsunuz. Ne yazmış gazeteci? MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var? Cumhurbaşkanlığı ya da Cumhurbaşkanı Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yargıda neler oluyor diye bir rapor hazırlama emrini verdi mi, vermedi mi? Eğer verdiyse haber yanlış değil. İçeriğine ilişkin itirazlarınız varsa bunu bir açıklamayla düzeltirsiniz. Bu bir şey değil ki. Bir devlet sırrı değil, bir casusluk faaliyeti değil, gazetecilik. Bu mantıkla siz her haberi yasaklayabilirsiniz. Her haberi yasaklayabilirsiniz. Türkiye'de yargı güvenin en alt seviyeye indiği bir dönemden geçiyor. En az güvenilen kurumlar arasında yargı var. Durup bunun üzerinde düşünün. Bu ülke bunun üzerinde düşünülmelidir. Adalet mülkün temelinde diye temelidir diye yazar mahkemelerde biliyorsunuz. Oradaki mülk devlettir. Geçmişte Osmanlı'da da Farsi toplumlarda da devlet yerine mülk kullanılır. Mülk devlet anlamındadır. Temelinde adaletin olduğu bir kurumdan söz edilir, devletten söz edilirken. Eğer yargıda bir çürüme varsa bu çürüme devlette de var demektir. Eğer o temel çürüyorsa devlet çöküyor demektir. Eğer Cumhurbaşkanlığı da böyle bir tespit yapmış ve MİT'e görev vermişse bunun haberini yapmak niye şey suç olsun? Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Böyle bir yasa mı var? Dezenformasyon yasası çıkartıldığı zaman işte biz bunu tartıştık değil mi? Fahrettin Altun'un dezenformasyon yasasını. İşte bu dezenformasyon yasasına göre, yeni yasaya göre yapılan tutuklama. Yani yalan haberi engelleme aslında gerekçesi gerçeği örtme aracına dönüşmüş vaziyette. Olay budur. Siz gerçeği örtmeye çalışıyorsunuz. Dezenformasyonu yani yalan ya da karartılmış ya da saptırılmış haberi önleyeceğim diye gerçek haberlerin önüne geçiyorsunuz. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler, tabii bu arada savaş felaket bir biçimde burnumuzun dibinde gelişiyor. Maalesef gelişiyor. Şimdi şu anlaşılıyor, ben çok fazla uzatmayayım. Hamas'ın arkasındaki İran ve İsrail'in arkasındaki Amerika, her ne kadar birbirlerinin hasımlarıysa, birbirlerinin düşmanlarıysa da ve her ne kadar Beyrut üzerinden Hizbullah falan bu işin içine dahil ediliyorsa da bu yerel savaşın bir üçüncü dünya savaşına doğru gidebilecek şekilde genişlemesini istemiyorlar. Şimdi İran cephesini çok iyi bilmiyorum. Çünkü orada da bir Suudi Arabistan'la aralarında bir şeyler oldu. Bir yakınlaşma, bir yumuşama olur gibi oldu. Sonra durdu filan. Yani çok fazla ukalalık etmek istemiyorum. Çünkü bizim bilmediğimiz çok gizli şey var orada. Onu yani onun Çin'in arabuluculuğuyla bir işte, diplomatik ilişki evet, kurdular. Evet. Öyle bir iddia var. Ama onun arkasında olup bitenler çok gizli ve duyurulmuyor. Onun için o konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yanılabilirim. Fazla bir açık bilgimiz yok. Ama Amerika cephesinde çok açık bilgimiz var. Onu biliyorum. Şimdi Amerika'nın Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak zaten Rusya'ya karşı Avrupalı müttefiklerini de itip kakarak dahil olduğu ekonomik ve mali sıkıntılar Amerika'daki halkı bezdirdi. Amerika'daki politikacıları da bezdirdi. Tam bunun üstüne İsrail olayı geliverince, tabii İsrail eşit Amerika demek. Amerika'daki politikacılar bu sefer İsrail'i destekleme havasında ve iddiasında ellerindeki
yurt dışındaki savaşlara harcanabilecek parayı ve silahı ve insanı bu sefer Orta Doğu'ya yönlendirmek durumunda kaldılar. Çünkü İsrail Ukrayna'dan çok daha önemli Amerika için. Yani Amerika, çünkü Ukrayna'da Rusya'ya karşı bir NATO stratejisi izliyor. Halbuki Orta Doğu'da İsrail kendisi bizzat. İsrail eşit Amerika. Dolayısıyla yani orada kendi canı, kendi insanı tehdit altında olunca Ukrayna'dan veya işte dış yardımlardaki kaynaklarından önemli bir bölümü Orta Doğu'ya kaydırmak zorunda kaldı. Fakat kaynakları sınırlı, enflasyonu var. Biden çok eleştiriliyor. Arkadan Trump bağıra çağıra fevkalade sağ faşizan bir takım şeylerle, üstelik darbe teşebbüsünde bulunmuş 6 Ocak'ta. Tam Biden'ın başkanlığı onaylanacağı şeyi basmış, oturumu basmış. Onun onaylanmasını önlemiş. Tam bir hükümet darbesi teşebbüsüdür Trump'ın yaptığı ve muhakkak ondan göreceksiniz, yargılanacaktır şu ya da bu biçimde. Olay o çünkü. O da geliyor. Şimdi dolayısıyla o savaşın 3. Dünya Savaşı'na kadar gidebilecek bir yaygınlaşmasını istemiyor. İsrail'in elinin tuttuğu çok açık. Bakın, kara harekatı yapacağım diye Gazze'nin sınırlarına, özellikle kuzeye yığınak yaptı. Bir türlü giremiyor kara harekatına. Ne yapıyor? Bir diyor esir kurtarma harekatı için girdim çıktım diyor. Bombalıyorum diyor. Güney'i de başladım diyor. Onu da bilmem hastaneye de bilmem kaçmayın filan. Ama yani sınırlı kara harekatı yapıp o müthiş tehdit ettiği Gazze'ye gireceğim. 360 kilometre karedeki Hamas'ı yok edeceğim. Oradaki Filistinlileri süreceğim. Oradaki Filistinlileri işte Sahra'ya yönlendireceğim veya Mısır'a yollayacağım veya dışarı atacağım. Hamas'ı haritadan sileceğim iddiaları Netanyahu'nun havada kaldı, giremiyor. Dolayısıyla yani umut ediyoruz ki bu karşılıklı denge durumunda, yani Amerika'nın ve İran'ın dengesinden söz ediyorum. Bir süre sonra bu Hamas-İsrail saçmalığı da, Hamas'ın lüzumsuz saldırganlığı ve hakikaten terörist bir tavır içerisinde yaptığı İsrail'e saldırganlık, İsrail'in de soykırım benzeri bir katliamla Hamas'a saldırısı bir süre sonra son bulur diye ümit ediyorum. Çünkü her iki tarafın tepelerindeki güçlerin arasında bir stalemate dedikleri, onların bir pata durumu, bir şey durumu var, durgunluk durumu var. Buyurun efendim. Şimdi Hamas ve İsrail savaşında çok açık ki Hamas'ın bu savaşı kazanma ihtimali sıfıra yakın. Yok canım, tabii. Yani merdiven altı imalatı bir takım roketlerle, füzelerle, İsrail gibi dünyanın en gelişkin askeri sinayi kompleksine sahip ülkelerden biri ki Amerika Birleşik Devletleri'nin açık ve yoğun desteğinin, batılı ülkelerin açık ve yoğun desteğinin, hem askeri hem mali desteğinin olduğu da akılda tutulursa imkansız görünüyor böyle bir askeri sınai gücü. İleri teknolojiye sahip, akılcı bir yönetimi var vesaire. Ya bunlar çoğaltılabilir. Peki bu savaş niye patlatıldı? Niye bu savaş gelişti? Çok açık ki Hamas'ın bu saldırısı her şeyden önce İsrail'deki dinci, faşist Netanyahu yönetiminin bölgesel hesaplarına hizmet eden bir işlevi var. Durup düşünmek gerekiyor. Hamas'ın bu savaşı niye başlattığı? Niye bu böyle bir savaşa kalkıştı ve ilk anda Filistin davasına zarar verecek bir biçimde sivil hedeflere niye saldırdığının üzerinde durulması gerekiyor. Ve her zaman hatırlatmaya devam edeceğim. Hamas esas olarak seküler, milliyetçi ve içinde sol örgütlerin olduğu Filistin Kurtuluş Örgütü'ne karşı CIA ve Mossad'ın yol vermesiyle tabii, Müslüman kardeşlerin Filistin şubesi olarak kuruldu. Tabii, kesin. Bu bakımdan birçok batılı ülke tıpkı Müslüman Kardeşler Örgütü gibi terör örgütü sayıyor Hamas'ı. Ha, dünyanın başka ülkeleri de, bu arada Türkiye'de terör örgütü saymıyor. Ama durum şu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarı, yönetimi açık bir biçimde terörist yöntemler de kullanan bir siyasi örgütlenme olmasına karşın açık bir biçimde Hamas'a destek vermesi nedeniyle terörü destekleyen ülkeler listesine alınma riskiyle, tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun vahim sonuçları var. Yani Türkiye'nin uluslararası sistemden dışlanması, İran gibi bir ambargoya tabi tutulması, daralması, yoksullaşması, içine kapanması demektir. Avrupa'dan atılması, Batı'dan atılması demektir. Ha, denilebilir ki biz zaten Doğu'ya aitiz, Batı'yla ne işimiz var? Öyle kıytırık bir hurma cumhuriyeti olup olmamayı siz seçebilirsiniz. Ama bu Türkiye'nin tarihsel yönelimlerine uygun değil. Çünkü burada dar anlamda bir Batı kavramından söz etmiyoruz. Çağdaş ve aydınlanmacı bir yönetim anlayışından söz ediyoruz. Japonya daha da doğudadır. Ama Japonya o uygarlığın bir parçasıdır. Kore o uygarlığın bir parçasıdır. Çin o uygarlığın bir parçasıdır. Kastettiğimiz akılcı, yani bilim ve akıl merkezi bir bilgi anlayışının egemen olduğu ülke demektir. Türkiye'nin terörü destekleyen ülkeler kategorisine alınması, Türkiye'ye İran muamelesinin yapılması, daha önce olduğu gibi Saddam muamelesinin yapılması, Kaddafi muamelesinin yapılması demektir. Türkiye yüzyılı dediğiniz ülkeyi getirdiğiniz yere bakar mısınız? Hocanın sözün ettiği. Karayollarını, demir yollarını ve köprülerini, geçitlerini satmaya kalkıyorsunuz. Ya satacak bir şeyiniz kalmadı. Dalga mı geçiyorsunuz? Ne Türkiye yüzyılı ya? Türkiye'nin batırıldığı yüzyıl olabilir bu yüzyıl ancak. İki tane uçağı havalandırıyorsunuz. Ne kadarı Türkiye'de yapıldı, ne kadar yapılmadı. Yani yüzde kaçı yerli, yüzde kaçı yabancı, ne kadarı montaj, ne kadarı yerli üretim ya da yazılım olduğu tartışmalı bir takım ürünlerle Türkiye yüzyılını yarattığınızı düşünüyorsunuz. Yahu Cumhuriyet'in yüzyıllık birikimini sata sata, imha ede ede geldiniz. Türkiye şu kağıdı üretemiyor. Gazete ve kitap kağıdını üretemediği için, fabrikalarını sattıkları için haraç mezat, oralara kat karşılığı ev, konut yaptıkları için, Türkiye'yi betona boğdukları için, katma değer yaratmayan, istihdam oluşturmayan, üretim ve teknoloji geliştirmeyen, durağan yatırımlarla inşaat sektörüne yatırım yaptıkları için, mücahitler müteahhit olduğu için, başka bir ifadeyle, Türkiye dünyanın en pahalı gazetesini ve kitabını okuyor. Gazete ve kitap fiyatlarının bu kadar yükselmesinin nedeni Türkiye'nin kağıt üretememesidir. Özel sektörde gazete ve kitap kağıdı üretmiyor. Üretemiyor. Ambalaj ve mukavva üretiyor. Ya bir dünyanın hangi ülkesi gazete ve kitap kağıdı ihtiyacını karşılayan fabrikalarını kapatır ve oraya kat karşılığı bina yapar? Ya da millet parkı yapar Kocaeli'nde olduğu gibi? İyileştirme yatırımları yapıp teknolojisini geliştirmek, modernize etmek yerine kapatmak bu ülkeye ancak ihanetle mümkündür. Böyle bir iktidardan söz ediyoruz. Ne Türkiye yüzyılından söz ediyorsunuz? Türkiye'nin batırıldığı yüzyıldan söz edilebilir ancak bu kafayla. Batırıldığı yüzyıldan. Bu bir partinin sloganıdır. Bu bir partinin tezidir. İddiasıdır ya da politikasıdır. Bunun milli bir politika, bir devlet politikası gibi kimse yutturmaya kalkmasın. Eğer öyleyse meclisteki bütün partilerin mutabakatıyla bir kararın alınması gerekir. Onu bırak. İktidar partisi meclisteki muhalefet partilerini milli iradenin bir parçası bile saymıyor. Milleti din, ırk, mezhep, felsefi tercih, siyasal yönelim bakımından bölmüş, sürekli bölmeye de devam eden bir iktidarla yüzeceğiz. Bunun başka bir anlamı var mı? En tehlikeli durum da şu. Hamas gibi bir ülke, ki Müslüman Kardeşler Örgütü'nün bir şubesi olarak kurulduğunu söyledim. AKP de Müslüman Kardeşler Network'ünün, şebekesinin bir parçasıdır. Bir ideolojik akrabalık, bir fikir akrabalığı içinde gördüğü için sahip çıkıyor. Peki ne yaptı Hamas? 2014'teki iç savaş, ki Gazze'de bir iç savaş yaşandı. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün en büyük bileşeni olan El Fetih Örgütü'nün üyelerini, El Fetih Örgütü'nün gerillalarını kışlalarında basarak katletti. 700'e yakın ölüm var. Ve Gazze'ye zorla el koydu. Şeklen de olsa bir Filistin devleti var. Mahmut Abbas var başında.
Yani çok matah bir yönetim değil, yolsuzluklara batmış bir yönetim. Eleştirebilirsiniz ama Birleşmiş Milletler tanıyor. Batı şeriatı. Batı şeriatı savaş yok. Gazze'de var. Peki Gazze'de kim var? Hamas var. Ne yaptı? Hamas yasal, legal bir parti olarak seçimlere girip El Fetih'le veya Filistin Kurtuluş Örgütü'yle demokratik bir yarış içine girmek yerine El Fetih'e karşı bir saldırı başlatıp El Fetih üyelerini katledip Gazze'ye el koydu. Böyle bir örgütten söz ediyoruz. Nasıldı bu örgüt? Bir daha hatırlatalım. İçinde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ya da Filistin'in kurtuluşu için demokratik cephe gibi Marksist, sosyalist örgütlerinde bulunduğu bir federatif örgüttür Filistin Kurtuluş Örgütü. En büyük parçası El Fetih'tir. Yasser Arafat da El Fetih'in lideri olduğu için Filistin Kurtuluş Örgütü'nün de başkanlığına getirilmiş bir kişiydi. Ve Filistin'in ilk devlet başkanıdır. Bu örgüte karşı yeşil kuşak siyasetinin bir parçası, yani sol ve sosyalist ülkelere karşı oluşturulan yeşil kuşak projesinin bir parçası olarak Filistin topraklarında Hamas kuruldu. Tıpkı El-Kaide gibi. Afganistan'da El-Kaide'yi niye kurdurdularsa Hamas'ı da o nedenle kurdurdular. İran'ın Hamas'ı desteklemesi temkinlidir. Çünkü Suriye'ye ilk ihanet eden örgütlerden biri de Hamas oldu. Filistin davasını yılmaz ve istikrarlı tek savunucusu İran'la birlikte Suriye'ydi. Arap ülkeleri içinde tekti. Bir de hocam, Türkiye'de Filistin mitingi yapılıyor. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP, onun lideri Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de İstanbul'da üstelik de Yeşilköy Atatürk Havaalanı'nda, onun bir bölümünü millet bahçesi yaptılar ya, miting düzenledi. Ya bir iktidar miting düzenler mi ya? Devleti yönetiyorsunuz. Miting düzenlemek ve orada hamaset yerine siz bir yaptırım uygularsınız. Devletin gücünü harekete geçirirseniz, neyse o, arabuluculuk yaparsınız, insani yardım gönderirsiniz, İsrail'le görüşürsünüz, saldırının durdurulmasını istersiniz. Abi bir örgüt gibi kalktı Sayın Cumhurbaşkanı, İsrail'e saydırdı. E bunu herkes yapar, bu bir şovdur bakın. Temel Karamollaoğlu'nun dediği gibi bu bir şov. Milletin gazını alma çabası, başka bir şey değil. Filistin'e de hiçbir yararı yok. Hiçbir yararı yok. Sadece burada sokağın gazını alıyorsunuz. AKP'lilerin gazını alıyorsunuz, bir de meydan okumuş gibi davranıyorsunuz. Bir de şöyle haberler var. Yarın biraz daha geniş yapacağız. Bizim asistan arkadaşımız dikkatimizi çekti. Helin arkadaşımız. Efendim, Türkiye'de cirit atan Mossad ajanlarına karşı şey yapılıyormuş, operasyon yapılıyormuş. Böyle bir operasyon yok. Böyle bir iddianame hazırlanıyor, iddianame reddediliyor mahkemeler tarafından. Yok diyorlar, burada böyle bir faaliyet yok. Siz İsrailli, Türkiye'de öğretim gören İsrailli öğrencileri takip etmişsiniz. Casusluk faaliyeti gibi sunmaya çalışıyorsunuz diye. Böyle haberler var ama yanlış medya nasıl işte? Mossad'a operasyon, Mossad'a gözaltı, Mossad'a büyük takip. Ya şaka gibi bunlar. Yani bir yalan imparatorluğu inşa ediyorsunuz. Bir yalan imparatorluğu kuruyorsunuz. Bununla varabileceğiniz hiçbir şey yok. Dikkat, burada altını bir daha çiziyorum. Türkiye terörü destekleyen ülkeler listesine alınma riskiyle karşı karşıya. Niye? AKP iktidarı yüzünden. Buyurun hocam. Evet, süremiz bitti gibi. Ben onun için iki noktaya dikkat çekeceğim. Birisi, doktorlar, 2541 doktor yurt dışına gitmek üzere iyi hal kağıdı almış. Giderlerse gitsinler demişti. Hastanelerde artık doktor bulunmuyor. Neden? Çünkü doktor dövme özgürlüğü var artık insanların, değil mi? Bu, yani bu açıkça söylendi bu. Bir o, ikincisi tabii biliyorsunuz FATF diye bir şey var. Financial Action Task bilmem bir şey işte. Kara parayı terörü desteklemek için aklayan ülkeleri takip etmek üzere kurulmuş olan bir uluslararası örgüt. Türkiye'nin de imzası var. Orada Türkiye'nin de imzası var. Türkiye kendi imzaladığı bu kara para aklama ve uyuşturucuya destek verme örgütünün 3 tane listesi var. Beyaz liste, gri liste, kara liste. Türkiye bilin bakalım nerede? Gri listede. Evet. Gri listede. Evet. Değerli seyirciler, bizden hemen sonra Tuncay Molla Veysoğlu'nun Anında Manşet programı var. Cumhuriyet Halk Partisi bu hafta sonunda büyük kurultaya gidiyor. Önemli bir yarış var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel aday olarak yarışacaklar. Onun yanı sıra Örsan Öğmen ve İlhan Cihaner de aday. Ama iki iddialı aday var. O adaylardan biri Özgür Özel,
Saat tam 21'de Tele1'in konuğu olacak. Ve kurultaydan önce belki de en önemli ve en geniş açıklamaları, ilk programı, son programı daha doğrusu Tele1'de yapacak. Kaçırmamanızı öneririm. Tele1'den ayrılmayın. Anında manşeti kaçırmayın. Hoşçakalın.